Herkese merhaba, Kısa Kısa Matematik kanalındasınız. Bugün 5. sınıf öğrencilerimizle kitabımızdaki alıştırmaların çözümlerini yapmaya devam ediyoruz. Bugün 110. sayfadaki bir sayının kesir değerini hesaplamayla ilgili örnekler çözeceğiz. Hem ödeviniz varsa onu yapmış olursunuz, hem de benimle birlikte konuyu bir daha hatırlatmış olursunuz. Tabii baştan önce hala kanala abone değilsen abone oluyorsun. Ayrıca yorumlarla, beğenilerle bana destek olabilirsin. Tabii çözmemi istediğin alıştırma olsa onları da yorum kısmına yaz. Ben en yakın zamanda onların çözümlerini de senin için yapacağım. Evet hemen ilk sorumuzla başlayalım. Aşağıdaki soruları cevaplayın diyor. 12 sayısının 3 bölü 4'ü kaçtır? Bu soru üzerinde size konuyu bir daha hatırlatayım. Eğer bir sayının bir kesir değerini soruyorsa bunu çözmek için 12'yi aşağıdaki 4'e bölüyorsun. 12'yi 4'e bölersek bir parçanın değerini buluruz. Çünkü 4 parçadan oluşuyor. 12'yi 4'e bölersek her bir parça 3 olur. Bize Kesirden yola çıkarak hatırlarsanız bir parçanın değerini değil 3 parçanın değerini soruyor. O zaman çıkan bu 3 üç sayısını 3 ile çarpıyorsunuz. 3 kere 3 9. Kural neymiş? Paydayla yani aşağıya böl yukarıyla çarp diyoruz. Hemen şurada bir daha yapayım bakın. Şu tarafı yapayım hatta. 12'yi 4'e böldüm 3. 3 kere 3 9. Aynı şekilde. 21'in 2 bölü 7'si. O zaman ne yapacağım? 21'i 7'ye böleceğim. 21'de 7 3 kere var. 3 kere 2 6. Cevabımız 6. 6 bölü 8'i 12 olan. Bak bu sefer sonucu vermiş. Dikkat. Burada ne yapacağız? Şöyle çizgiyi çekeyim. Kafanız karışmasın. Burada dikkat edeceğiniz bir husus var. Bakın. Bir önceki çözdüğümüz sorularda bize sayıyı vermişti. Sonuç istiyordu. Bu sefer sonucu vermiş sayıyı istiyor. O zaman 12, bu sefer 8'e değil 6'ya böleceksiniz. 12'yi 6'ya böldüm 2. Yi. Çıkan 2'yi de 8 ile çarptım. 16. Cevap 16. 9 bölü 15'i 18. Bak sonucu vermiş. O zaman yukarıya böleceğim. 18'i 9'a böldüm. 2. 2'yi 15 ile çarptım. Cevap 30 olacak. Şuradaki fazlalıkları sileyim. Kafanız karışmasın. Cevapları aşağıda yapmıştım zaten. Oradan görebilirsiniz. Birinci sorumuzun cevabı 9. İkincinin cevabı 6. Üçüncüsü 16, dördüncüsü 30 olacak. İkinci soruya gelelim. Ayla okuduğu 14 kitabın 4 bölü 7'sini Serpil'e vermiştir. Ayla Serpil'e kaç kitap vermiştir? Ayla ne yapmış? 14 kitabın 4 bölü 7'sini vermiş. O zaman 14'ün 4 bölü 7'sini hesaplayacağız. Sayının kesir değeri. 14'ü 7'ye böl 2, 2'yi 4 ile çarp 8 kitap vermiş diyoruz. Bazen bu sorularda kalanı soruyor. O zaman 14'ten 8 çıkararak aylada kalanı bulabilirsin. Sonraki sorumuza geçelim. Emre biriktirdi 243 TL'nin 5 bölü 9'u ile bir saz almıştır. Sazın fiyatı yine sayının kesir değeri. Yani 243'ün 5 bölü 9'u 9'a böl 5'le çarp. 243'ü şurada senin için böleceğim. 243'ü 9'a bölmek biraz uzun sürebilir. Şöyle yazalım önce. 243'ü 9'a böleceğim. 24'te 9. 2 kere var. 2 kere 9. 18. Çıkardığım kaç yapıyor? 6. 3'ü aşağı indir. 63'te 7 kere var. 27 çıktı. Sonra da 27 yukarıdaki 5 ile çarpacağım. 27 çarpı 5 yaparsam 100, 135 yapıyor. Sazın fiyatı 135 TL'ymiş. Geldik son sorumuza. Onu da yine kırmızıyla çözelim. Bir sınıfın 7'de 3'ü 15 metrekare olduğuna göre sınıf kaç metrekaredir? Bakın sonucu verdiyse ne yapıyorduk? Yukarı bölüyorduk. O zaman 15'i 3'e böldüm 5. 5'i tüm sınıfla çarptım. 5 kere 7, 35 oluyor. Cevap 35 metrekare olacak. Evet alıştırmalarımızın cevaplarını tamamını yapmış olduk sevgili gençler. Çözümleri ve konu anlatımları da bu şekildeydi. Umarım faydalı olmuştur. Eğer faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğeni atmayı unutmayın sevgili arkadaşlar. Ayrıca sınıf arkadaşınızla paylaşabilirsiniz. Ve çözmemi istediğiniz alıştırmaları da yorum kısmına bekliyorum. Bir dahaki derste görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.